Devralen programında yine birlikteyiz. Adım adım Kocaeli'yi geziyoruz ve Kocaeli'nin ilçelerini bir bir tanıtıyoruz. Kocaeli'de kültür, tarih, inanç, turizmini belgesel görüntülerle ekranlara getiriyoruz. Burası Pehlivanlar Diyarı, burası binlerce yıllık medeniyet ve uygarlıkları ev sahipliği yapmış bölge. 1327 yılında Osmanlı donanma merkezini kuran Kara Mürsel Alp'in fethettiği bölge ve burası Osmanlı'da önemli çalışmaların yapıldığı, ilk kumaş fabrikasının kurulduğu, ilk kağıt fabrikasının 1745 yılında İbrahim Müteferrika tarafından kurulduğu bölge, Bağdat İpek Yolu güzergahı üzerindeki önemli bir merkez Kara Mürsel ve Kara Mürsel'i belgesel görüntülerle Kara Mürsel'den birlikte izliyoruz. Kent hayatının kalabalığından, sanayinin ve trafiğin gürültüsünden uzak, verimli topraklar üzerine kurulu Kara Mürsel'de birbirini kıskanırcasına göğe yükselen çınarlar karşılar insanı. Baş değirmen mesire alanı, alabalık, mangal, doğa, deniz, hamak dinlenmek için göz kırpar Kara Mürsel'de. Makiliklerde yükselen defne ağaçları barışın simgesidir burada. Kıyıda bir lokantaya ailenizle gidin ve balığınızın pişmesini beklerken derin nefes alarak temiz havayla ödüllendirin ciğerlerinizi. Kocaeli bölgesi, Kocaeli sancağı daha doğrusu, binlerce yıllık medeniyet ve uygarlığa beşiklik etmiş bölge. Kara Mürsel'deyiz. Burası Kara Mürsel ve Kara Mürsel'in kültür, medeniyet, zaferler tarihimizde çok ayrı yeri ve önemi var. Kara Mürsel, Kara Mürsel Alp'in adını alan Osmanlı ilk donanma merkezlerinden birisi. Tarihler 1327 fethedildiği tarih. Daha sonra birçok çalışmalar yapılır. 1745'te ilk kağıt fabrikası bu bölgede kurulur. Meşhur İbrahim Müteferrika tarafından. İlk kumaş fabrikası 1890'larda burada kurulur. Ve milli mücadele yıllarında büyük sıkıntılar çeker Kara Mürsel. 4 Temmuz 1921'de düşmandan kurtulur ve ilçe merkezi olarak Kocaeli'ye bağlanır. Ve genç bir insanla beraberiz. Kara Mürsel'in Çiçeği Burnu'ndaki yeni belediye başkanımız. Sayın Başkanımız şu anda Kocaeli'de, Kara Mürsel'de kültür ve inanç turizmi konusunda belgesel çekimleri yapıyoruz. Önce sizleri bir tanıyalım, sonra Kara Mürsel'le ilgili bilgileri alalım. Öncelikle ilçemizde sizi görmekten çok mutlu olduk İsmail Bey. Hoş geldiniz diyorum ilçemize ve izleyenlerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kara Mürsel'i aslında çok güzel özetlediniz. Çok tarihi derinlikleri olan ve bu bölgedeki tarihsel olarak en eski 3 ilçeden bir tanesi. İznik, Orangazi ve Kara Mürsel bu bölgenin en eski 3 ilçesinden bir tanesidir. Evet, Orangazi'nin yakın silah arkadaşı Kara Mürsel Alp'in fethettiği ve onun adıyla anılan bir ilçedir Kara Mürsel. Kara Mürsel, Mürsel Alp'in gözünün karalığı sebebiyle Kara Mürsel Alp olmuştur ve Kara Mürsel olmuştur. Yiğit insanların bulunduğu, yiğit insanların yaşadığı bir bölgedir Kara Mürsel. İzmit Körfezi'nin güneyinde yer alan Kara Mürsel ilçesi. Kara Mürsel, Osmanlı öncesi birçok uygarlığın gelip geçtiği önemli bir yerleşim bölgesi. Osmanlı döneminde de İstanbul'dan Anadolu'ya açılan ünlü İpek yolunun kesiştiği Gebze-Dil iskelesi Kara Mürsel hattıyla bu önemini koruyan bölge, Orhan Gazi'nin yakın silah arkadaşlarından Kara lakaplı Mürsel Alp tarafından 1324 yılında fethedilir. Kurtuluş Savaşı yıllarında direnişi örgütleyen ve hürriyet mücadelesinde verdiği şehitlerle tanınan Kara Mürsel, milli ve manevi tarihimiz açısından önemli bir yerleşim yeri.
Cumhuriyetin ilanıyla başlayan kalkınma hamlesinden nasibini alan Kara Mürsel, hızla gelişimini ve büyümesini devam ettirmiştir. Sanayi, tarım ve eğitim alanında büyük gelişme gösteren Kara Mürsel, doğal güzellikleri ve mükemmel sahilleriyle turizm alanında gittikçe cazibe noktası bir yer haline gelmektedir. Gür ormanlarla kaplı, yaş meyve ve sebzenin yetiştiği Kara Mürsel, ufacık tefecik gördün de Kara Mürsel sepeti mi sandın? Esprisiyle ün yapmış sepetiyle de meşhur ilçemizdir. Deniz ulaşımı, Gazanfer Bilgin'in de aralarında bulunduğu pehlivanlarıyla ünlü geleneksel yağlı güreşleri, halk kütüphanesi, camileri, kültür, sanat ve organizasyonlarıyla Kara Mürsel ziyaret edilmesi gereken bir yer. Kara Mürsel aynı zamanda tarihi İpek Yolu üzerindedir. Karşı kıyıdan gelen ve Hersek'te buluşan İpek Yolu bizim Kızılerben mahallemizden itibaren bir nevi Hicaz yolu haline de gelir ve oradan devam eder. Bir aynı zamanda eski Bağdat yoludur. Mesela oradaki bir restorantımızın ismi de Bağdat Restorantı'dır. Tarihi isminden, yolun isminden gelen adıyla beraber. Orada bir de Çoban Kalemiz vardır. Aslında bu Çoban Kalemiz'in olduğu alan Osmanlı'nın ilk kurulduğu alan olarak da tarihçiler tarafından simgelenir. Çünkü şöyle derler, aslında devletin başkentinin olduğu alan değil. Yani imparatorluk kurulmadan önceki savaşın kazanıldığı yerde kurulduğu kabul edilmiştir imparatorluğun. Haliyle Osmanlı İmparatorluğu Devleti'nin de bizim Çobankale dediğimiz bölgede Bizans ordularını yenerek yenmiş olduğu için imparatorluğun da orada kurulduğu kabul edilir. Bir bölüm tarihçi tarafından. Onun için çok kıymetli, çok tarihi derinlikleri olan bir yerdi Kara Mürsel. Herkesi Kara Mürsel'imizden misafir etmeyi, burada görmeyi, ağırlamayı çok isteriz. Herkesi Kara Mürsel'imize bekliyoruz. Değerli başkanımızın ağzından dinliyoruz Kara Mürsel'i. Ne kadar güzel anlatıyor. İşte bir şehrin belediye başkanı. Eskilerin ifadesiyle şehre emini. Eğer şehri tanıyan birisi, herkes selam veriyor böyle bir de. Değil mi başkanım? Biz az önce onun için ifade ettim. 42 yıldır Kara Mürsel merkezde ticaret yapan bir ailenin de evladıyım. Bizim Kara Mürsel'de, yani slogan da haline de getirmiştik. Ben onu söyleyeyim o zaman. Özgür. Kara Mürsel beni, ben de Kara Mürsel'i çok iyi tanırım. Oo, ne kadar güzel. Evet, tanımak sevmek demektir. Sevmek tanımakla başlar. Tanıyıp bildiğinizi seversiniz. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz diyor Büyük Yunus, bizim Yunus. Biz de saygıdeğer başkanımızın ifadeleriyle sizi Kara Mürsel'e götürüyoruz. Belgesel görüntülerle, devre alem farkıyla Kara Mürsel'in kültür, medeniyet, zaferler tarihimizde inanç turizmindeki yeri ve önemi birlikte izliyoruz. Osmanlı kaptanı deryası, büyük denizci Kara Mürsel Alp. 1320'li yıllarda bu bölge fethedilir. İzmit Körfezi'ne hakim Kara Mürsel bölgesini fethederek donanma ilk kez Osmanlı donanması 1327 yılında burada Kocaeli'nin Kara Mürsel ilçesinde kurulur. Ve onun anıt mezarı buradadır. Vasiyeti vardır Kara Mürsel Alp'in. Der ki beni öyle bir yere mezarımı yapın ki arkam dağlara yaslansın, önüm donanmamı görsün, denizi kucaklayayımdır. Evet, onun mezarı buradadır ve şimdi Fatiha okumak üzere mezarına doğru yürüyoruz. Fatiha okuyacağız. Onlar önemli insanlardı. Onlar büyük insan, büyük devlet adamıydı. Asırlardan beri yaşıyordu. Vakıflarıyla yaşıyordu, yaptığı hizmetlerle yaşıyordu. Kahramanlık destanlarıyla yaşıyordu. Kocaeli ilçesine adını veren ilk kaptanı derya, donanma komutanı, Osmanlı'da 1327 yılında ilk tersaneyi kuran Kara Mürsel Alp'in mezarındayız. Ve onun şahsında bütün devlet adamları, vakıf insanları, alimler, evliyalar ve ecdadın ruhu için, Allah rızası için Kara Mürsel Alp'in türbesinden sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum. El-Fatiha. Thank you.
Karamürsel'deyiz. Hakikaten Karamürsel ismine, şanına yaraşır. Osmanlı ilk o donanma beyi, Amir Ali'nin bulunduğu yer. Ve hocalarımız da var. Üstelik Devralen programını da izleyen hocalar. Evet, izliyoruz. Sizi bir tanıyalım. İsmim Kamer Akan, Karamürsel'deyim. Eskişehir Üniversitesi'nde profesörüm, fizik profesörüyüm. Plazma fiziği üzerine çalışıyorum ama tarihe, kültüre, medeniyete, özellikle Türk medeniyetine çok kıymet veriyorum ve bu konuda okumalar, çalışmalar yapıyorum. Tabii Karamürselli olmanın verdiği, bu topraklarda büyüdüm, babamı bu topraklara bekledim. Benim için özel bir tarafı var, onun için Karamürsel'le ilgili şeyleri de çok okurum, araştırırım. Önem de veririm, onun tanıtılması, kıymet bulması adına da çalışmalar yaparım. Şimdi Karamürsel Belediyesi'ni arkadaşlarımız kazandı, onları çok destekliyorum. Sık sık onların programlarına geliyorum. Karamürsel'si bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne ifade eder Karamürsel Altınova? Hakikaten Karamürsel hemen karşı taraf ama yeteri kadar ben Türkiye kamuoyunda duyurulduğuna inanmıyorum hocam. Yani farklı bir noktada Bitinya, Roma'sı, Bizans'ı, Selçuklusu, Osmanlısı, evet. Türkiye Cumhuriyeti. Buyurun. Hocam çok iddialı olacak ama bana göre medeniyetlerin merkezi burası. Evet, yani Anadolu'da pek çok medeniyetler bulunuyor ama Roma'ya baktığımızda, Bitinya'ya baktığımızda bu Marmara bölgesi, Bizans ve dahi Osmanlı'nın aslında kurulduğu yer burası hocam. Rahmetli Halil İnalcık söz etti bundan. Osmanlı'nın kuruluş yeri Söğüt değil dedi. Osmanlı'nın kuruluş yeri Yalova dedi. Çünkü dedi, bir devletin kuruluşunun olması için o günkü en büyük devletle yaptığı savaşı kazanmış olması lazım. O zaman diyor devlet kurulur diyor. Bizim burada Çoban Kale'miz var. Büyükdere'ye giderken. Çoban Kale'de Batlius, hatırlayamadım savaşı ismini. Batlamyus. Batlamyus savaşı. Batlamyus değil hocam. O meşhur bir savaş oluyor. 1302 galiba değil mi? Evet, 1302. O savaşı kazanıyor Osmanlı. Ve Roma'ya karşı ilk zaferimiz. Halil İnalcık diyor ki Osmanlı'nın kuruluş yeri burası. Ama şöyle bir şeyi de size söyleyeyim. Burayı belki siz bilmiyorsunuzdur. Şimdi Yalova'nın arazilerinin pek çok yeri Karamürsel'indi. Yani Yalova il değildi. İstanbul'un bir ilçesiydi. Dolayısıyla büyük bir arazi. Yani o Çoban Kale Karamürsel'in arazisi içindeydi. Perşekzade, Dilburnu tabii, değil mi? Dilburnu, hep, Evliya Çelebi. Çok güzel bir şey söylediniz evet. Biraz önce. Buradaki bir dua tepeden, Şam mezarlığından. Şimdi tabii İstanbul, İslam'la şereflendiği zaman Araplar, Türkler, herkes tabii İstanbul'u fethetmek istiyor. Fatih Sultan Mehmet'ten önce yanlış hatırlamıyorsam 17 defa sefer var. Hatta Arap Camii'ni bilirsiniz İstanbul'da. O zamanlarda Bafeyus. Bafeyus. Evet. Bafeyus diye bu Çobankale'deki savaş. 1302 değil mi? 1302. 1302. Onu tekrar söylemeliyim. Yani ben bu manada Karamürsel'in Osmanlı'nın kurulduğu yer olduğunu ben de düşünüyorum. O nedenle kıymetli bir bölge. Ki Bizans'ın da denizciliğinin merkezi. Yani Karamürsel aslında bir denizcilik memleketi. İlk kadırgaların yapıldığı yer burası biliyorsunuz, Osmanlı kadırgalarının. Ama esasen Bizans'ın çok büyük bir tersanesi var burada. O kalmış ve onu Karamürsel'de Osmanlı devam ettirmiş. Bir anekdot daha anlatayım. Karamürsel sepeti neden meşhurdur? Çünkü kadırgalar kestane ağaçlarından yapılıyor. Bu atık malzemeler var çokça. Aslında o atık malzemelerini Karamürseller değerlendirirken sepetçilik burada gelişiyor. Yani hem kadırga hem de sepetçilik burada gelişiyor. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Burada o İstanbul'daki neredeyse bütün Selahattin camilerinin taşları buradan getirilir. Karamürsel'de. Evet. Hocam daha iyi bilir. Dereköy diye bir bölgemiz var burada. Ne taşı diyorduk onlara? Kunza taşı. Onların hepsi buradan gitmedi. Hocam ne kadar güzel anlattınız. Son olarak bu onu söyleyeceğim. Biz Evliya Çelebi bizim pirimiz ama maalesef Evliya Çelebi'ye de yeteri kadar değer vermemişiz.
Hemen Altınova, Dilovası. Evet. Değil mi yan yana? Evet. Ve o kadar güzel anlatıyor ki. Evet. Buyurun hocam. Şimdi Marmara Denizi'ne kuş bakışı baktığımız zaman Hersek Burnu'yla Dil Burnu Marmara'nın en dar bölgesi. Zaten köprüyü oraya yapmalarının sebebi de bu. En dar bölgesi. Şimdi yıllarca Balkanlardan Osmanlı'nın büyük şehirlerine hacca giden yol burası. Hacılar Dil Burnu'ndaki o dar alandan kayıklarla karşıya geçiyorlar. Aynı zamanda Bolu'ya kadar, belki de daha Trabzon'a kadar Karadeniz'den gelen hacı grupları buradan geçti. Karamürsel'in hemen tepesinde Doğa denilen tepe denilen bir tepede buluşuyorlar. Sayın Doğa Tepe mi denilen? Evet. Sayın Başkanımız Ahmet Çalık bu projeyi çok da beğendi. Şimdi bugün de hacıya gidecek hacıları orada bir yer yapacağız. Ve hacıya gitmeden önce pilav ikramımızı yapıp orada dualarını yapıp göndereceğiz. Yani tarihi canlandıracağız. Bu Doğa Tepe bütün Balkanlarda Osmanlı'nın kuzey halkı orada birlikte toplanıyorlar, dualarını ediyorlar ve o yol Bağdat yolu olarak bilinir. İzni'ye giden bir yol vardı bizim dağın arkasında. Abiler bilir, İlyas Bey dersiniz değil mi sizler? Gidinler o Taş Ağıl'dan, Valide Köprü'den doğru giden yol Bağdat yolu. Hatta orada Bağdat restoran vardı şu anda, oradan gelir Bağdat yolu olduğu için. Hacı'ya giden yol burası. Hacı'ya giden İnşallah yol. Birlikte bir gezelim oraları değil mi? İnşallah. Bir meseleden daha bahsetmem lazım. Bu İstanbul Arapların yaptığı fetihlerin birisinde Akçat köyümüzde. Karamürsel'in. Tabii hemen tepede, o Doğa Tepe'nin arkasında yaklaşık 10 bine yakın bir savaş oldu. Hastalar yakalanıyor. Burada İstanbul'a gidecekler, İstanbul'a gidecekler. Ve orada binlerce söylüyorlar. Ve hala orada Şam mezarlığı duruyor. İkisi de Şam mezarlığıdır. Yani İslam ordularının geri. Hocam şart. Ne kadar güzel. Aslında sizi biz burada keyifle dinleyeceğiz. Hocalar var, memleketini unutur ama gördüğünüz gibi öyle heyecanla anlatıyor ki ve Taş Ağıl'dan bahsettiniz değil mi? Evet. Ünlü bir hocamız var. Evet, ondan siz onu Ulu Türkistan coğrafyasından, bazen Altay Dağları'ndan, bazen Amuderya, Siri Derya'dan, Ulu Türkistan'dan. Doğru mu hocam? Hocam sizi bir tanıyalım. Biz sizi hep ekranlardan tanıyoruz ama sizin ağzınızdan Karamürsel'de sizi tanımak güzel bir şey. Evet, ben Avrasya Türk Tarihi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Taşal, Yeditepe Üniversitesi'nde Karamürsel'liyim. Benim hayatımda Karamürsel'in çok özel bir yeri var. Çünkü en azından benim ailem bir kısmını ve ortaokul liseyi İzmit'te okuduk. Hem geçiş noktamızda hem de aile olarak babamın, dedemin Karamürsel'le çok sıkı bağları vardı. Aynı zamanda bizim şey olarak yani köyümüzün bağlı olduğu ilçeydi 1973 yılına kadar. Dolayısıyla Karamürsel için ne söylesek azdır. Ben de bir anlamda vefa duygusunu hissederek buraya geldim. Karamürsel, benden önceki hoca arkadaşımızın da ifade ettiği gibi bünyesinde çok zenginlikler barındırıyor. Tarihi anlamda, kültürel olarak zaten coğrafyasının zenginliğini insanlara katkılarını biliyoruz. Geçiş noktası üzerinde olması belki çok şey katıyor ama en azından Türklerin Anadolu'ya vurduğu damgaların önemli yerlerinden biridir. İlk donanmanın burada olması, Karamürsel Bey'in ve Karesi Bey'inden aldığı İngiltere Venedik gemilerinde paket ederek çok çok önemlidir. Çünkü Türkler gemisizlik yani donanmasızlık yüzünden çok çekmişlerdi. Bunu avarlarda başka yerlerde örneklerini görürüz. İlk defa gerçek anlamda İzmir'de Çakabey donanmayı kurdu. Belki Ege'lerin için ama Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda donanma çok çok önemliydi. Ve bu Karamürsel'de başladı. Bu anlamda bir işaretliyedir. Ama genel olarak ifade edersek Karamürsel bence Türkiye'de hak ettiği yeri alamamıştır. Bunda Karamürsel'lerin de ben suçlu olduğunu düşünüyorum. Bir Karamürsel'li de olarak bir anlamda baktığımızda
Çünkü Karamürsel'de çok değerli insanlar, akademisyenler, bilim adamları, sanatçılar, sporcular yetişir ve İstanbul'a giderler ve Karamürsel'i unuturlar. Böyle bir genel bir hava var. Ama unutmamışsınız hocam. İki tane Karamürsel'de hocam. Evet. Ve koşarak da gelmişsiniz. Evet. Tabii bu duygusal tarafı olarak böyle baktığımız için geldik ve bu anlamda bakıyoruz. Özellikle yüksek yerlere baktığımızda Akçatan tutun Yalova'ya daha ki Yalova buraya bağlayacağım. Şimdi 1511 tarihli bir belgeye göre baktığımızda burada iki şey var. Karamürsel kaza, Yalova Karya yani Çin köyü. Yalova Karamürsel'in köyü. Hocam sizi biz keyifle dinleyeceğiz bu akşam ama bu Altınova'daki o Hersek Sade. İşte ben de tam onu soracağım. Evliya Çelebi, orası hakikaten önemli. Hersek Sade Ahmet Paşa Vakfı, karşı taraf. Ve Evliya Çelebi bence en önemli damgasını oraya vurmuş vaziyette. Ne ifade eder bölge? Kesinlikle çok şey ifade eder ama bir anlamda şöyle söyleyeyim. İpek yolunun başlangıcı gibi. Altınova'dan oraya çıkıldığı zaman o vadi direkt takip edildiğinde İznik'e ulaşılır. İznik'te hem Müslümanların hem de Hristiyanların tarihinde çok önemli bir yerdir. Oradan artık Mekke, Medine'ye kadar veya Kudüs'e kadar başka yerlere ulaşırsınız. O geçim noktasının önünde, başlangıç noktasında. Eski Grek kaynaklarındaki Helenopolis, Sprenotos, Esayir'in söyledikleri bütün yerlerin başlangıcı gibi. Sonuçta insanlar dünyanın her yerinde yaşanabilir yerlere, yerleşim yerleri kurmuşlardır. Karamürsel de bunlardan birini. Gerek iklimi, gerek sahip olduğu doğal kaynaklar, yani bitki örtüsü, coğrafya özellikleri, yaşanabilirlikleri, bundan başka işte az önce hocamızın ifade ettiği gibi o taşların bulunması ve bugün birden nakliyat daha kolaydır. Çünkü kayıklarla, gemilerle İstanbul'a bir şekilde daha rahat varılır. Uçağlarda baktığımız zaman motorlu taşıtlara veya trene kadar dünyadaki en iyi ulaşım aracı gemiler, deniz yolları. Dolayısıyla Karamürsel'in böyle bir özelliği de vardır. Ama ben biraz daha genel olarak değerlendirirsek şöyle bakmak isterim. Karamürsel aslında Türk dünyasında Türkiye Cumhuriyeti'nin prototipi gibi. Çünkü daha sonraki yıllarda biz biliyoruz ki tabii Türkler geldi, yerleşti ama Kafkasya'dan ve Balkanlardan başka etnik grupların da gelerek yerleştiği ve bir zenginlik katkı alanı. Bunu kabul etmemiz lazım. Köylerde bunu açıkça görüyoruz veya diğer alanlarda da. Dolayısıyla bu zenginliğin tadına vararak Karamürsel'le ilgili monografik bilimsel çalışmalar önce, daha sonra başka araştırmalar önce bunu zenginleştirmek gerekir ki önce akademik çalışma, daha sonra kamuoyuna anlaşılabilecek metinlerle buna gösterilebilir. Yani benim bilebildiğim kadarıyla Karamürsel hakikaten Türkiye'nin cennet köşelerinden biridir. Türkiye'nin cennet köşelerinden biridir. Hocalarımızı dinleyeceğiz ama bir şey gördüm. İşte vefa bu. Vefa, gerçek vefa. Burayı unutmamışlar. Gerçekten uluslararası çok önemli iki akademisyenimiz davet alınca koşarak gelmişler. Teşekkür ediyoruz. Düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı münasebetiyle düzenlenen 4 Temmuz Kurtuluş Şenlikleri programımıza hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce Karamürsel'i anlatan belgeselimizi başlamadan önce belgeselin yönetmen yardımcısı İsmail Kahraman'ı başkanımız adına bir kitap takdiminde bulunacak. Onu sahneye davet ediyorum. Çok değerli Karamürselliler, Karamürsel tarihiyle ilgili ilk kez bir belgesel hazırladık geniş çaplı bu akşam. Sayın Başkanımıza bir çiçek olarak takdim etmek ve kitaplarımızdaki eski bir dostumuz, arkadaşımız, yönetmen yardımcısı değil, hem yapımcısı hem yönetmeni, yaklaşık 40 yıldan beri belgesel yapmakta ve birçok televizyon kanalında yayınlamaktayız.
Bu akşam sizlere takdim edeceğimiz belgeseli sizlerle birlikte izleyeceğiz. Ben tekrar başkanıma başarılar diliyorum. Kıymetli, saygıdeğer iki Karamürselli hocamı da burada görmekten büyük onur duydum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Osmanlı'nın kumaş fabrikalarından birisi de Karamürsel'e kurulur. O tarihi fabrika bacasının önündeyiz ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sanayi tarihimizde çok önemli yere sahiptir Kocaeli. Karamürsel'de Osmanlı'da ilk kumaş fabrikasından geriye kalan bacanın önünden sanayi tarihimizde Kocaeli ve Kocaeli sanayi tarihi belgeseliyle karşınızdayız. Tarihin yaşandığı yerde tarih araştırmalı. Tarihin destansı geçmişinin olduğu yerde tarihin belgeseli, görüntüleri çekilmeli, kitapları yazılmalı. Evet, tarihimizin önemli dönüm noktası. Tarihimizin dönüm noktası. Tarihin ve talihin değiştiği yer. Halil İnalcı'ya göre Osmanlı Devleti bugün Karamürsel Yalova arasındaki bulunduğumuz Çobanhisar veya Koyunhisar Kalesi'nde gerçekleşmiştir. Tarihler 1301 yılı ve Osmanlı Devleti yeni yeni emekleniyor. 1299'da Söğüt'te kurulur ancak kısa sürede kendini ispat eder. Sadece birkaç yıl sonra 1301 yılında burada Marmara Denizi'ne hakim bugünkü Karamürsel Yalova arasında Altınova sırtlarındaki bu kalede Çobanhisar veya Koyunhisar Kalesi'nde destanlar yazar ve Bizans'ın askerlerini perişan eder. Ve Osmanlı Devleti Halil İnalcı Koca'ya göre, rahmetli Halil İnalcı Koca'ya göre bu kalenin fethiyle kendini ispat etmiş ve devlet olmuştur der. Ve 1301 yılında Osmanlı askerlerinin, Leventlerinin, Akıncılarının destanlar yazdığı Koyunhisar, Çobanhisar Kalesi'ndeyiz. Altınova yakınlarında, Yalova bölgesindeyiz. Antik çağdan günümüze imparatorluklara başkentlik yapan Kocaeli bölgesi, tarih boyu hep önemini korumuş. İslam orduları İstanbul'u fethe gelirken Kocaeli bölgesinden geçmişler. Selçuklular, Malazgirt zaferinden hemen sonra İznik'i fethederek başkent yapmaları, Türk-İslam medeniyeti tarihinde Kocaeli bölgesinin önemini göstermiş. Vakıflar medeniyeti tarihimizde Osmanlı'nın Kaptanpaşa eyaletine bağlı Kocaeli sancağı önemli bir yere sahiptir. Osmanlı'nın kuruluşuna beşiklik eden Kocaeli sancağının merkezi İzmit, sancağa bağlı kaza merkezleri Kandıra, Şile, Gebze, Üsküdar, Beykoz, İznik, Yalova, Orhan Gazi, Adapazarı, Taraklı ve Geyve kazalarından oluşan adı gibi koca bir ildir. Kocaeli sancağının idari sınırları bugünkü Kocaeli, Sakarya ve Yalova illeriyle Bursa'nın İznik ve Orhan Gazi, İstanbul'un Anadolu yakasındaki başta Üsküdar, Kartal, Beykoz ve Şile ilçeleri olmak üzere tüm bölge ve ilçeleri kapsayan geniş bir alandı. Profesör Doktor Halil İnanca'ya göre 1302 yılında Yalakabat Koyunhisar Kalesi'nin fethiyle
Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna beşiklik eden Kocaeli Sancağı, 1329'da Gebze Eskihisar Kalesi ile Darıca arasında yapılan tarihi Palekanon Savaşı ile Bizans İmparatorluğu ordusunu yenerek Osmanlı, Kocaeli bölgesinde dünya devleti haline gelmiştir. Bu savaşta Bizans İmparatoru, Darıca Bayramoğlu Yelkenkaya önündeki iskeleden İstanbul'a kaçarak canını zor kurtarmıştır. Kocaeli yolların kavşak noktası sahillerindeki liman ve tersanelerle Osmanlı'nın gelişip büyümesinde çok önemli rol oynadı. Başta sultanlar, vezirler ve devlet adamları olmak üzere hayırseverlerin fethedilen yerlerde kurduğu vakıflar Osmanlı'yı bu coğrafyada kalıcı hale getirdi. Osmanlı vakıf medeniyetini incelediğimizde Kocaeli Sancağı'ndaki kurulan vakıflar kale, köprü, su yolu, çeşme, saray, köşk, han, hamam, kervansaray, kütüphane, hastane, cami, mektep ve medrese gibi asırlara meydan okuyan mimari eserler, insanlığın ortak mirası ve hafızası olarak Kocaeli Sancağı'na değer kazandırmışlardır. Tarih, tarihin yazıldığı yerde araştırılmalı, belgeselleştirmeli ve kitaplaştırılmalı. Osmanlı medeniyet tarihimiz içerisinde Kocaeli Sancağı'nın çok ayrı yeri ve önemi var. Kocaeli Sancağı ilk vakfın kurulduğu, ilk Osmanlı'nın devlet olduğu yerdir. Bugün Bursa Orhan Gazi'den, Yalova ilinden, İstanbul'un Üsküdar Beykoz Yoros Kalesi'nden, Sakarya'nın, Düzce'nin Akçakoca ilçesinden, Düzce'den, Taraklı'dan ve İznik'e kadar olan büyük bir bölgeydi. Bu geçit nice olaylara sahne oldu. Stratejik bir geçit gerçekten. Tarihi yol da bu yol üzerinde, buradan geçiyordu ve bu yol üzerinde Osmanlı askerleri destanlar yazmıştı. Ve biz de destan yazılan bölgedeyiz. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Tarih önemli. Tarih bilgidir, birikimdir. Tarih her şeydir. Tarih anlatılmalı ve gençlerimize tanıtılmalı. Tarih bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır. Bulunduğumuz bu stratejik öneme sahip geçit dağlar arasında İznik'le Yalova Karamürsel arasındaki bu tarihi ıssız ve sessiz geçit, zaman zaman arabaların sesinin gelip geçtiği geçit. Bu dağların ortasındaki bu sur kalıntıları, kale, çoban kale, Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihine sahne olmuş kale. Evet, yol gerçekten stratejik, çok önemli bir konuma sahip olduğu hemen anlaşılıyor. Tabelalarda Çoban Kale'nin zaferler tarihimizdeki yeri ve önemini gösteriyor. Çünkü çok önemli bilgiler var. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Altınova Belediyesi, Kültür Turizm Bakanlığı kazılar başlatmış 2017 yılında. 2021 yılında devam etmiş. Bugün tarihler 26 Mayıs 2024. Yıllar geçmiş ama fazla bir bilgi yok. Buradan
Yalova Belediyemizi, Yalova Valiliğini, Kültür ve Turizm Bakanlığını tarihi göreve davet etmek istiyorum. Burada en azından bir tanıtım yeri, en azından Çoban Kale'nin Osmanlı tarihindeki yeri ve önemi, Halil İnalcık Hoca'nın rahmetlinin anlattıkları bu kaleyle ilgili bilgiler, dokümanlar, görseller burada yer alabilir. Hatta burası biraz açılarak insanların burada 3-5 dakika durması ve Çoban Kale'nin Osmanlı zaferler tarihinde, Osmanlı Devleti tarihinde yeri ve önemi anlatılır diye düşünüyoruz. Yollar, yollarımız, köprü. Osman Gazi Köprüsü biraz ileride. Biz Osman Gazi Köprüsü'nün hemen Bursa'ya geçiş noktasında Dilburnu dediğimiz bölgedeyiz ve hemen solda o şu anda göremediğimiz ağaçlar içerisindeki minare ve arkada dalgalanan bayraklar ve bir heykel. Osmanlı'nın Akçakoca'dan adını alan Kocaeli Sancağı'nda vakıf medeniyetimizi araştırıyoruz ve Hersekzade Ahmet Paşa Vakfı önemli. Zira Hersekzade Ahmet Paşa deniz yolu çok çok önemli o zamanlar. Dilovası'ndan Dilburnu'na Altınova'ya gelen bugünkü Osman Gazi Köprüsü'nün altındaki deniz taşımacılığı Osmanlı tarihi için çok önemli. Orhan Gazi Palakanun Savaşı'nı gerçekleştirmek üzere bu deniz yoluyla karşı tarafa geçmiş ve yıllarca deniz taşımacılığına önem veren Gemiciler Vakfı'nı da kurarak, ki bugün Dilovası'nın Demirciler Köyü'nün adı Gemiciler'dir, Gemiciler Vakfı'nı kurarak deniz ticaretine önem vermiştir. Hersekzade Ahmet Paşa da vakıf kurarak Dilovası'nın karşısında Osman Gazi Köprüsü'nün ayaklarının bulunduğu yerde de çok önemli vakıf kurar. Zira burası geçmişte deniz taşımacılığının hemen geldiği nokta. Burada hanlar, hamamlar, kervansaraylar vardı. Dilovası'nda da yine muhteşem vakıf mirasımız vardı ve Evliya Çelebi o kadar güzel anlatıyor ki burayı. Dil Baba'yı anlatıyor, Dilovası'nı anlatıyor, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi'ni, vakfını anlatıyor. Ve bugün bu vakıftan çok az eser ve iz var. Evliya Çelebi yolu olarak da tarihimize geçiyor. Biz Evliya Çelebi'nin izinde Kocaeli Sancağı'nda vakıf medeniyetimizi araştırıyoruz. Dilburnu'ndayız, Dilovası'nın karşı tarafındayız. Bir zamanlar Osmanlı'nın Kocaeli Sancağı'nın önemli noktası Hersekzade Ahmet Paşa Vakfı ve caminin bulunduğu yerde Dilburnu'ndayız. Seyyahların piridir Evliya Çelebi. Seyahat çok önemlidir. Bugün Evliya Çelebi'nin yazdığı kitap dünyada en makbul kaynak kitap olarak bilinir. Evliya Çelebi Dilovası'nı, Dilburnu'nu geniş çaplı olarak anlatır. Evet, şöyle Evliya Çelebi yolu olarak da düzenlenmiş çalışmalar var. Hersekzade Ahmet Paşa Dilburnu'ndaki vakfın hemen önündeki bu kitabenin bulunduğu yer. Evliya Çelebi Darıca'dan, Dilovası'ndan Hersekzade Ahmet Paşa'nın vakfının bulunduğu buraya, Dilburnu'na nasıl geçtiğini anlatır. Evliya Çelebi'nin izinde araştırmalar yapıyoruz. Özellikle Evliya Çelebi'nin izinde Kocaeli'nin ilk sancak merkezi, ilk sancaklarından birisi Kocaeli Sancağı'ndayız. Hersek burnundayız, Hersek bölgesindeyiz, Dilburnu'ndayız. İsterseniz sözü uzatmayalım. Evliya Çelebi'nin Darıca'dan Dilovası'na ve Dilovası'ndan Dilburnu'na geçtiğiyle ilgili hazırladığımız belgeseller var. Yıllar önce Evliya Çelebi, bakın o seyahati nasıl anlatıyor. Bu kez Dilovası'nın karşı tarafındayız, Dilburnu'ndayız. Evliya Çelebi'ye göre o seyahat Dilovası'nın, Dilburnu'nun geçmişini en iyi şekilde anlatıyor ve bir Horasan alpereni olan Dil Baba ile ilgili de bilgiler veriyor. Birlikte izliyoruz. Dil iskelesi Gebze'nin 12 kilometre doğusunda yer alan en eski yerlerden biri olan Nikomedia'ya bağlı bir
kıyı kenti olduğu sanılmaktadır. Dil Deresi'ne bağlı olarak Dil İskelesi adını alan ve tarih içinde Osmanlı topraklarına 1419'da 3 kez katılan bu yöre, karşı kıyıda bulunan Hersey'e geçişlerde iskele olarak kullanılmıştır. Zamanı durdurup Evliya Çelebi'ye kulak veriyoruz. Bir gün Horasan ereni bir gezgin derviş, Orhan Gazi zamanında Dil İskelesi'nin karşı kıyısındaki Hersey'e gelir ve gemicilere "Oğullar, beni karşı taraftaki Dil Ovası'na geçirin" der. Gemiciler dervişi karşı tarafa geçirmeyip giderler. Gönlü yaralı, bilgin ve arifi billah derviş hemen eteğine toprak doldurup "Biz karşıya Allah-u Teala'nın emriyle böyle geçeriz" diye eteğinden toprağı denize döktükçe deniz kara olup yürüyerek geminin ardı sıra yürür. Gemiciler bu hali görüp "Medet Sultanım, boğazı doldurup ekmeğimize mani olup İstanbul'dan İzmit'e gemiler geçmez olur. Lütfedip gemimize girin" diye rica ederler. O zat da 12 bin adım kadar denizi dil gibi doldurduktan sonra gemiye girerler. Hala onun için Hersek'teki yarım adaya Dil denir. Ve derviş hazretleri karşı tarafa geçip keramet gösterip halini açığa vurdukları için derhal temiz ruhlarını Hakk'a teslim eder. Yekpare mihrap ve minber, göz ve gönül okşuyor. O sade mimarisiyle, akustik ses sistemiyle gerçekten muhteşem bir vakıf eseri Hersekzade Ahmet Paşa Camii külliyeden, o vakıf mirasından çok az şey kalmış. Keşke o vakfı, vakıf mirasımızı, hanları, kervansarayları koruyabilseydik. Hersekzade Ahmet Paşa rahmetle anıyoruz. Büyük Paşa'ya manalı ve önemli bir türbe, önemli bir makam. Evet, Hersekzade Ahmet Paşa'nın türbesi de farklı. Çok farklı bir türbe stiliyle kendini gösteriyor. Şöyle yaklaşıyoruz. Farklı bir türbe Hersekzade Ahmet Paşa'nın. Evet, Hazire'deki mezarlar adeta geçmişin nazlı yadigarı. Evet, burada hangi paşalar, hangi devlet adamlarının mezarı var bilemiyoruz. Ruhlarına Fatiha okuyacağız. Ağaçların dili olsa da konuşsa, anlatsa bize burayı, buradaki vakıf mirasımızı anlatsa, buradaki vakıf eserlerini ve buradan gelip geçen yolcuların nasıl yararlandığını söylese.
Vakıf, vakıf mirası. Vakıf üzerinde durmak gerekiyor, adı üzerinde. Bu bölge çok büyük hanların, hamamların, Hersekzade Ahmet Paşa'nın vakıfının bulunduğu bölgelerdi. Ama o vakıf eserlerinden sadece hemen arkada gözüken cami ve türbesi kaldı. Hemen arkada ağaçların altında da hamam veya kervansarayın bir küçük parçası kaldı. Evet, Hersekzade Ahmet Paşa'nın çok geniş bir vakfı vardı. Hanı, hamamı, kervansarayı vardı burada. Hacılar, İpek Yolu güzergahı, Bağdat'a gelip gidenler burada konaklıyorlardı Evliya Çelebi'nin ifadesiyle. Ama sadece cami ve türbesi, hemen caminin karşısında da muhtemelen ya han veya hamamı burada. Ve vakıf malları yok olup gitti. Vakıflara sahip çıkmak gerekiyor. Biz Kocaeli Sancağı'nda vakıf medeniyetimizi araştırıyoruz. Tarihi vakıf mirasımızı ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Yollarımızın elinden tutup onları tarihi mekanlara götürmeliyiz. Vakıf mirasımızın olduğu yerleri adım adım gezerek onlara vakıf medeniyetimizi, vakıflar tarihimizi anlatmalıyız. Evet, biz de Dede Torun Hersekzade Ahmet Paşa Vakfı'nın bulunduğu bugünkü Osman Gazi Köprüsü'nün hemen arka noktadaki bölümündeyiz ve araştırmalar yapıyoruz. Birlikte geziyoruz. Vakıf mirasımızı, vakıf eserlerimizi, Osmanlı'nın Kocaeli Sancağı'ndaki vakıf medeniyetini adım adım gezerek belgeselleştirip torunumla birlikte tarihe not düşüyoruz. Atatürk Kocaeli'ye birçok kez gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Mürsel'e geldiği 24 Temmuz 1933 tarihinde geldiği o bina restore edilmiş durumda. Zaferler tarihimizde Kara Mürsel'in ayrı bir yeri ve ayrı bir önemi var. Kocaeli bölgesinin Kurtuluş Savaşı tarihindeki yeri ve önemi ise bambaşka. 1320'li yıllarda Kocaeli Osmanlılar tarafından fethedilir. İlk fütuhat bugün Eskisar'ın Palekanon dediğimiz bölgesinde gerçekleşir ve daha sonra da İzmit fethedilir. Kara Mürsel 1327 yılında Osmanlıların eline geçmiştir. Birinci Han Harbi'nde bölge işgal edilir. 4 Temmuz 1921'de bölge işgalden kurtarılır ve işgalden kurtarıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kocaeli bölgesinin, Kara Mürsel'in, İzmit'in ayrı bir yeri vardır. 16 Ocak 1923'te Mustafa Kemal Atatürk ilk basın toplantısını İzmit'te düzenler. Atatürk'ün İzmit'te düzenlediği basın toplantısı Türk basın tarihinde önemli yere sahiptir. Atatürk'ün İzmit basın toplantısı ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntüleri Kara Mürsel'den Atatürk'ün 1933 yılında geldiği Kara Mürsel'deki binanın önünden sizlerle paylaşıyoruz. İzmit'e hakim olan bir noktada ziyaretçilerini karşılar Kasr-ı Hümayun. Bu gösterişli yapı aslında bir av köşkü olarak inşa edilmiştir. İlk köşk 4. Murat döneminde ahşap olarak inşa edilir. Ama sonraki yıllarda deprem, yangın gibi afetler neticesinde zarar gören köşk tekrardan yapılmıştır. Son halini Sultan Abdülaziz döneminde alan bu köşk, Osmanlı'nın son dönemlerine şahitlik etmekle kalmamıştır.
Aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk kuruluş fikri de bu köşkte dile getirilmiştir. Yarım asrı aşan hayatında Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu Kocaeli-İzmit'ten 52 kez geçmiştir. Atatürk'ün 5. kez İzmit'e yolu düştüğünde bu ülkenin kaderi toptan değişmişti. Büyük zaferin kazanılmasından sonra 16 Ocak 1923'te Kocaeli'ye gelen Atatürk, İzmit'teki Kasr-ı Hümayun'da bir basın toplantısı düzenledi. Atatürk'ün 35 gün süren yurt gezisinin ilk parçası olan İzmit basın toplantısı, Cumhuriyet'in ilan edileceğinin ilk müjdesini vermesi açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Büyük Millet Meclisi hükümetinin İstanbul temsilcisi Dr. Adnan Adıvar ve eşi Halide Edip Adıvar aracılığıyla İstanbul kökenli gazetelerin yazarları İzmit'e davet edilmiştir. Basın toplantısına katılan gazeteciler arasında Vakit yazarı Ahmet Emin Yalman, Tevhid-i Efkar başyazarı Velid Ebüzziya, İleri başyazarı Supi Nuri İleri, İktam yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanin yazarı İsmail Müştak Mayokan, Akşam yazarı Falih Rıfkı Atay ve Yeni Gün başyazarı Yunus Nadi Abaloğlu da vardır. Kasr-ı Hümayun'un alt katındaki büyük salonda saat 21.30'da başlayan ve yaklaşık 6 saat süren toplantıda Atatürk, gazetecilerden aldığı sorulara göre konuşacağı konu başlıklarını belirlemiştir. Toplantıda Misak-ı Milli'ye göre Batı Trakya'nın konumu, Barış ve Lozan Konferansı, hükümet merkezinin neresi olacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç yapısı ve işleyişi, kadınların milletvekili olup olamayacakları, nüfus ve göç sorunlarıyla Türk dış politikası gibi konuların üzerinde durulmuştur. 2007 yılında restore edilerek ziyarete açılan köşk, bu tarihi günü unutturmamak için yeniden düzenlenmiştir. Köşkte Atatürk'ün Savarona gemisinde kullandığı sehpa ve telefonu, abajuru, deriden yapılmış dinlenme koltuğu, satranç masası gibi eşyaları yer almaktadır. Ayrıca Atatürk'ün ilk basın toplantısının yapıldığı basın mensuplarının isimlerinin bulunduğu temsili toplantı masası da müzede bulunmaktadır. Kara Mürsel, birbirinden önemli tarihi vakıf eserlerimiz de var. Karabali Mehmet Bey Camii ve Külliyesi. Kara Mürsel Alp'ten adını alır. 1327'de Osmanlılar tarafından fethedilir ve ilk donanma burada kurulur. Burası bir vakıf şehridir. O vakıf eserlerinden birisi de 1500'lü yılların başında 500 yıllık tarihi Karabali Mehmet Bey Camii hemen arkamızda. Vakıf medeniyetimizi araştırıyoruz. Kocaeli'yi tanıtıyoruz. Kocaeli Karamürsel'de kültür, medeniyet, inanç turizmiyle ilgili belgesel görüntülerimiz var. Birlikte izliyoruz. Sanayi yönüyle ön plana çıksa da Kocaeli'nin tarihi ve kültürel değerlerini görmezden gelmek doğru olmaz. Çünkü asırlarca ayakta kalan bu tarihi ve kültürel değerler şüphesiz şehre kimlik kazandıran asıl değerlerdir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kocaeli'nin kentleşme sürecine baktığımızda Kocaeli'de kurulan vakıfların bölgeye çok büyük katkısı olduğunu görürüz. Osmanlı arşiv belgeleri incelendiğinde Kocaeli bölgesi adeta bir vakıflar şehri olarak dikkat çeker. Kocaeli'nin şehirleşmesinde hayırsever devlet adamlarının kurdukları vakıfları tanımak ve koruyup gelecek kuşaklara emanet etmek, vakıf bilincini yaşatmak açısından oldukça önemli. Kocaeli Sancağı'nda vakıf medeniyetimizi araştırıyoruz. Osmanlı'nın ilk sancak merkezlerinden biri, Gazi Akçakoca'dan adını alan Kocaeli Sancağı, oldukça geniş bir coğrafyayı kaplıyor ve Karamürsel Alp'ten de adını alan önemli bir merkezdi ve Karabali Mehmet Bey Vakfı Külliyesi'nin bulunduğu yerde cami ve kırık dökük geçmişiyle hamam bulunuyor, türbeler ve mezarlar var. Karamürsel'de vakıf medeniyetimizi araştırıyoruz. Belgesel görüntülerle Karamürsel'deyiz.
Orhan Gazi 1329'da İznik'ten gelerek Gebze bölgesini fethettiğinde ilk iş olarak vakıflar kurmuş, cami yaptırmıştır. Aynı geleneğin devamı çerçevesinde İznik'te de mescit ve medrese yaptırmıştır. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacına yönelik olan bu imar faaliyetleri vakıflar aracılığıyla yürütülmekteydi. Elbette ki vakıfların şehirlerin birçok ihtiyacının karşılanmasındaki katkısı tartışılmazdı. Kağıt Müzesi, kağıt, medeniyet, kültür, tarih. İlk kez 751 yılında Talas'ta Türkler ile Çinler arasında yapılan savaştan sonra kağıt kültür haline gelerek tanınmıştı. Ve Çinli kağıt ustaları Türklere İslam medeniyetine kağıdı öğretmişti. Osmanlı'da ilk kağıt imalathanesi bugünkü Yalova bölgesi Altınova'daki Yalagabat'ta kağıt imalathanesi olarak Kocaeli Sancağı'nda kurulmuştu ve Yalova ilinde İbrahim Müteferrike Kağıt Müzesi'ndeyiz. Evet, kağıt, medeniyet, kültür, medeniyet hamuru kağıt ve kağıdın ilk imal edildiği Osmanlı'da Kocaeli Sancağı bölgesindeyiz. Bir zamanlar Kocaeli Sancağı sınırları içerisinde olan Yalova, Yalagova, Yalagabat bölgesinde 1745 yılında İbrahim Müteferrika tarafından Yalagabat Kağıt Fabrikası kurulur. Ve bugün o kağıt fabrikasının müzesi, müzede yaşıyor. Yalova Belediyesi'nin müzesindeyiz. Belgesel görüntüler çektik orada. Orada çektiğimiz belgesel görüntülerle sizleri baş başa bırakmak istiyoruz. İbrahim Müteferrika Kağıt İmalathanesi Müzesi'nden, Yalova'dan, Osmanlı'nın bir zamanlar Kocaeli Sancağı'na bağlı olan bölgeden. ...1674 yılında Macaristan'da doğan Müteferrika, Osmanlı'ya sığındıktan sonra İslam dinini kabul etmiş ve devlet hizmetinde çeşitli görevler icra etmiştir. En önemli katkısını 1727 yılında kurduğu matbaa ile sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yatağhanesi Yalova'nın Elmalık köyünde kurulmuştur. O dönemde tamamen ithal edilen kağıdın yerli üretimi burada gerçekleştirilmiştir. Müze, Osmanlı dönemine ait kağıt üretim tekniklerine, kullanılan araç gereçleri ve dönemin kağıt üretim sürecini detaylı bir şekilde ziyaretçilere sunmaktadır. Burada el yapımı kağıt üretiminden baskı ve ciltleme süreçlerine kadar birçok aşamayı canlı olarak görebilirsiniz. Dut ağaçlarının önemli ise Uygur Türkleri tarafından kullanılması. Bu boyutlarda kesilir. Kesildikten sonra haşlanıyor. Haşlandıktan sonra dış kahverengi kısımları soyuyoruz. Altta kalan şu beyaz kısımlara lif deniliyor. Bu lifleri alıyoruz, dibeklere atıp dövüyoruz. Dövdükten sonra hamur haline geliyor, şu kıvama geliyor. Bunu da suyun içerisine atıyor. İçerisinde su ve hamur var. Daha sonrasında karıştıracağım. Elek yağını yapmak istediğim kağıdını boyutuyorum. Elek yağını bu şekilde alıyorum. Daha sonrasında rezime yapıştırıyorum. Thank you.
Müze, kağıdın tarihini, üretimini, korunmasını ve kağıt yapım sanatını gözler önüne serer. Ziyaretçiler oluşturulan atölyede kendi kağıtlarını üretebilirler. Müzede Osmanlı dönemine ait nadir el yazmaları, haritalar ve kitaplar sergilenmektedir. Kağıdın tarihçesi, üretimi ve kağıt sanayi konularında bilgi panoları bulunmaktadır. Ayrıca kitabın ve kütüphaneciliğin tarihine dair panolar da ziyaretçilere öğretici bir deneyim sunar. İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi, geçmişle günümüz arasında bir köprü kurarak kültürel mirasımızı koruyan önemli bir merkezdir. Tarihe, sanata ve kağıdın büyülü dünyasına ilgi duyuyorsanız bu eşsiz müzeyi ziyaret etmeyi unutmayın. Programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sabah hızlı bir şekilde buradan yola çıkmıştık. Eskihisar Topçular feribotu ile Eskihisar Karamürsel bölgesi, özellikle Yalova ve Karamürsel bölgesindeki Vakıflar Medeniyeti tarihimizi, Osmanlı'nın sancak merkezinin tarihi geçmişi, Osmanlı devlet olmasında önemli kilometre taşı Yalova, Altınova, Çobankale bölgesi belgesel çekimleri yaptık. Hersek Burnu'na gittik. Vakıf medeniyetimizi araştırdık. Şu an dönüş yolundayız. Topçulardan Eskihisar'a dönüyoruz. Bir başka Devralem programında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.